İyi akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programına tekrar hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş buldum. Migren baş ağrısının bitkisel çözüm yollarıyla başlayalım. Evet, migren yani baş ağrısının sebebi nedir? Migrenle ilgili birçok görüş, fikir var. Birçok ilim adamı migrenin sebebinin bağırsaktaki bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi karaciğerin aratamaması, karaciğerin aratamadığı toksik maddenin beyindeki hormon dengelerini bozmasından kaynaklandığını iddia ediyor. Bir grup ilim adamı da diyor ki, efendim beyinde ve sinirlerde nöron denen hücreler var. 100 milyar. Bu sinir hücrelerinin nörotransmitter denen hormonsu bir madde salgılar ve bekler burada nörotransmitterler. Organlara yavaş yavaş gönderilir, komut verir, nörotransmitterler, haberci. İşte kalbin kasılmasını, midenin çalışmasını vesaire vesaire bu nörotransmitterler ayarlar. Nörotransmitterler hücre merkezlerinde depolu, sinir hücrelerinde, beyindeki, sinirdeki. Şimdi bu şuna benzer, bilgisayarınızdan bir yere mail atıyorsunuz ki şunu şunu gönder bana, sipariş veriyorsunuz veya herhangi bir istekte bulunuyorsunuz. İşte bu mail atmak gibidir. Nörotransmitter. Ama saniyede milyonlarca nörotransmitter atıyor beynimiz. Yani bilgisayar gibi değil. Milyarlarca nörotransmitter sürekli böyle nörotransmitter atıyor. Haberci yani postacı gönderiyor. Mektup gönderiyor daha iyi bir tabirle. Şimdi bu aşırı yoğunluk nedeniyle bazen aşırı nörotransmitter nedeniyle serotonin hormonunun salgılanmasında arızalar ortaya çıkıyor. Serotonin hormonunda yetersizlik, dengesizlik. Serotonin hormonu yetersizlik ortaya çıkarsa beyin kökündeki bu çok karmaşık durumdan dolayı baş ağrısı, migren başlar. Baş ağrısı, migren başlar. Ne olur? Kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. Hayata küsme, bir kenara köşeye çekilip böyle üzülmez, ağlama, sızlama vesaire. Ağırlaştıkça toplumdan, sosyal hayattan kopma. Ben öyle bir aileyi ziyaret etmiştim de kadıncağız, hoş geldin dedi, 55 yaşlarında. Ondan sonra şöyle bir köşeye çekildi, küstü hayata sanki. Böyle bakıyor, böyle robot gibi. Dedim ki ev sahibine, anneniz benden rahatsız mı? Ne oldu dedim. İstemiyorsanız gideriz yani. Zorla gelmedik. Yok yok onun migreni var dedi. Kadıncağız böyle robot gibi. Hiçbir şey yapmıyor. Dünyayla ilişkisini kesmiş. Ama çok aşırı ilerlemiş. 35 yıldır migren. Ha, problem değil hallederiz dedim. Nasıl olacak? Beyine kan akışını artırırsanız, beyindeki nöronları beslerseniz, beyine kan akışı sürekli aynıdır. Dakikada kalbimiz 5 litre kan pompalar. Bu 5 litre kanın 750 litresi sürekli beyine gider. Sürekli. Yani kişi spor yapsa, koşsa, çok yoğun tempoyla veya antrenman yapsa, normal olarak bacağına giden, yani dizden alta kısma giden kan oranı 600 mililitredir. Çok ağır tempoyla spor yapsa 15 litreye kadar çıkar. Bir dakikadaki ayaklara, bacaklara giden kan oranı 15 litreye kadar çıkar. Fakat beyine giden kan oranı değişmez. Standart. Hiç değişiklik olmaz. Fakat yanlış beslenme, abur cubur yeme vesaire nedeniyle beyindeki damarlarda yağlanma, daralma, büzülme olursa bu 750 mililitreden biraz aşağı indiği zaman problemler başlar. Ne yapmak gerek? Şimdi bu iksir limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaş yakı, tuz, zeytin yaprağı, kakule içerir. Kişi bunu kullandığı zaman bütün damarları açar, temizler, arıtır. Kan akışında tekrar anormallikle ortadan kalktığı için normale döner. Evet, bu evet. Elimizde gördüğümüz bitki nedir? Ha, günümüzde kaç insanda migren var? Bayanlarda erkeklere göre daha çok migren. Bayanların %16'sında migren, erkeklerin %10'unda migren. Aşağı yukarı %10 yani her 10 kişiden bir kişide migren.
az veya çok var. İnsanlar da migren nedeniyle ne yapıyor? Çok yoğun ilaç kullanıyor. Kullanılan ilaçlar ne yapıyor? Hastalığı tetikliyor, ağırlaştırıyor. Çünkü bağırsakları bozuyor. Bir, karaciğere zarar veriyor. İki, lenf sistemine, sinir sistemine zarar veriyor, beyne zarar veriyor. Bu nedenle kimyasal ilaçlarla tedavi olmaya çalışmak yavaş yavaş zehirlenmek gibidir. Bir faydası olmaz. Tetikler. Sadece biraz baskılar. İyileştirmez kimyasal ilaç. Bu gördüğünüz nane, dünyada kaç çeşit nane var? Bildiğim kadarıyla 25 çeşit. Evet, bu nanelerden, İngiliz asıllı bir ilim adamı kıvırcık nane ile su nanesini karıştırmış. Mente piperita denen yeni bir nane türü, tıbbi nane üretmiş. Bu diğer nanelerden farklı, çok güzel, çok etkili. İlk defa Mısırlılar tarafından bu nanenin kullanıldığı, yani M.Ö. 1600 yılında biliniyor. Bu naneyi diğer bitkilerden farkı nedir? Etkili yapan nedir? Evet, şuna göre birleşimindeki eterik yağlar, Türkiye'de yetişen nanenin birleşimindeki eterik yağ %3 ile %3,5, %4 arası değişiyor. Yani %3, %4. Avrupa'da yetişen nane yağlarındaki eterik yağlar, yani uçucu esans gibi eterik yağlarsa %0,80. Yani Türkiye'deki yetişen naneler Avrupa'da yetişen naneden 5 kat daha etkili. Evet. 5 kat etkili. Ama nedense Türkiye'de naneye ağırlık verilmiyor. Neden? Şimdi nane ile ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Bu klinik araştırmalardan biri de Kiel Üniversitesi Nevralji Sinirsel Ağrılar Kliniğinde Profesör Doktor Göbel migren ve baş ağrısı olan hastalar üzerinde denemiş. Hastaları tedavi etmiş. 105 hastayı. Profesör Doktor Göbel yine 32 hastayı migren ve baş ağrısı ya rahatsızlığı olan hastayı tedavi etmiştir. Ve ödül kazanmış bundan dolayı da. Profesör Doktor Weiss ödülü. Ha, bununla ilgili birçok klinik araştırması daha var. Onlara da ikinci bölümde değineyim. Nane migren ve baş ağrısı için ideal. Ha, bu yapılan araştırmalar da şöyle yapılmış. İki kısım nane yağı, bir kısım okaliptus yağı ve eterik yağı. Artı buna lavanta yağı ve okaliptus yağı, lavanta yağı, melisa ruhu, melisa ekstresi katılırsa, biz bunu melisa ruhu diye bir özel bir karışım yaptık. Melisa ruhunu şöyle şakaklara bir iki damla masaj yapıyor. Ovalıyorsunuz, tak hemen geçer. Fakat bu basit migrende, sıradan, hafif, yeni başlayan bir migrende etkili. Ağır vakalarda mesela serotonin hormonu nedeniyle, işte asıl sebebi serotonin hormonunun dengesinin bozulmasına kaynaklanıyor. Basit rahatsızlarda melisa ruhu etkili. Ağır vakalarda ne etkili? İşte sarı kantoronun birleşimindeki hipoforin beyindeki serotonin hormonunun salgılanmasındaki anormallikleri ortadan kaldırır. Dünyada sarı kantoron ginkgo. Biz çok özel bir formül geliştirdik buna karşı. Kişi bunu kullandığı zaman baş ağrısı, migren gibi rahatsızlardan çok kısa genel söyle. Genel olarak migren ömrünün sonuna kadar ağrısını çekecek olarak biliyor insanlar. Bunu tamamen yok etmek mümkün mü sizin anlattıklarınıza göre? Profesör Doktor Göbel, Kiel Üniversitesi Nevroloji Kliniğinden 32 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış. Melisa ruhu diye özel bir. Ben bunun şeyini geliştirdim, formülünü yaptım. Yine Profesör Doktor Göbel, Kiel Üniversitesi Nevroloji Kliniğinden 105 hasta kimyasal ağrı kesicilerden daha etkilidir. Ve yan tesiri yok. Ha, parasetamol mesela. Parasetamol içeren kimyasal ağrı kesiciler etkili. Ama ne yapıyor? Dozajı kaçırırsan karaciğeri çürütüyor, bitiriyor, evet. Yok ediyor.
Karaciğer zehirlenmesine sebep oluyor. Parasetamol mesela Frankfurt'un bir köyünde bir çocuk bademcik iltihaplanmasından dolayı hastanede kalıyor. 10 yaşında. Annesi de refakatçi. Doktoru diyor ki çocuk ağlarsa, ağrısı fazla artarsa bir iki fitil ver diyor. Parasetamol fitili. Fazla veriyor annesi de. Çocuk ağladıkça veriyor. Ne oldu? Çocuk öldü. Otopsi yaptılar. Otopsi sonucunda karaciğerini parasetamolun parça parça ettiği tespit edildi. Doktora para cezası 36 bin mark bir para cezası verdiler. Parasetamol çok çok tehlikeli. Türkiye'de anneler, babalar, ebeler, nineler, dideler çocuklara, bebeklere veriyorlar fitili, veriyorlar fitili. Çocuğun gelişimini engeller, karaciğerini bozar, bağırsaklarını bozar. Bütün hormon dengelerini alt üst eder. Parça parça eder karaciğeri. Çok çok tehlikeli. Herhangi bir kimyasal ilacı kullanmadan önce yan tesirlerini okusun vatandaş. Ondan sonra bir daha, bir daha, bir daha düşünsün. Evet. Spastik kolo nedir peki hocam? Spastik kolon. Kolon. Veyahut da irritable bağırsak sendromu veyahut da hassas bağırsak. Bağırsak hassaslanması. Kalın bağırsak neden hassaslaşıyor? Spastik kolon. Neden geriliyor? Bir kabız oluyor kişi, bir ishal oluyor, sonra bir kabız, bir ishal. Efendim, tuvalete gittiği zaman hafif rahatsızlığı azıyor ama gaz yenilemediği için şişkinlik yapıyor. Özellikle yemekten sonra çok kötü oluyor. Geriliyor, geriliyor, geriliyor. Avrupa'da, Amerika'da spastik kolon hastası %15'ler civarında. Yani 100 kişide 15 kişide bu hastalık var. Çok yaygın. Avrupa'da, Amerika'da en çok bu rahatsızlıktan dolayı ikinci sırada kalp damar rahatsızlığından sonra hastanelerde kuyrukta rapor bekleyen insanlar. Milyonlarca insan bunun rahatsızlığından dolayı doktor. Neden Avrupa'da, Amerika'da çok? Çünkü orada artık ev usulü yemek yok. Abur cubur, fast food, hamburger, cheeseburger, bitburger vesaire burger. Bir de kola, yallah maşallah zehirleniyor yavaş yavaş. Vatandaş farkında değil. Yemiş olduğu her şeyde hazır gıda nedir? Sindirilmeden, bağırsakları hareketlendirmeden bağırsakları bozuyor. Peristalik hareketleri bozuyor. Hamburger, cheeseburger vesaire vesaire hazır gıda. Bu lifli madde içermediği için buradan yiyor, oradan çıkıyor. Bir, kola gibi içecekler yavaş yavaş kişiyi zehirliyor. İki, alkol karaciğeri zehirliyor. Bağırsakları tahriş ediyor, tahrip ediyor. Efendim sigara çok önemli bir faktör. Neden? Kandaki oksijeni sigaranın birleşimindeki karbon monoksit emiyor. Kişiyi oksijensiz bırakıyor. Yavaş yavaş zehirleniyor. Bunu spastik kolonla ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Spastik kolon da aynı migrende olduğu gibi iki görüş ileri sürüyor ilim adamları. Diyor ki bazı gruplar spastik kolonun sebebi şudur. Bağırsaklara yerleşen mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeler, etam, etan, butan gibi gazlar, zehirli alkoller, zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol, zehirli alkoller, zehirli gazlar bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Bağırsaklar yandığı için sinir uçları açıkta kalıyor. Sinir uçları, bağırsaktaki böyle sinir uçları hassaslaşıyor. Ya kişi kabız oluyor veyahut da ishal oluyor. Çünkü bağırsak mukozası aynı halı gibi. Bunun içerisindeki sinir uçları çok hassas, yanıyor. Yandığı için de zehirli gazlar, zehirli alkoller nedeniyle hassaslaşıyor bağırsaklar. Hassaslaştığı için de beyne sürekli yanlış gidiyor. Haber gidiyor. Birinci sebep bu. İkinci sebepse yine beyindeki bu serotonin salgılanmasındaki anormalliklerden dolayı bağırsaklara zamanında haber, iletişim olmuyor. Yani mail atamıyorsun. Spam'a düşüyor. Bu da ne oluyor? Bağırsakla beyin arasındaki irtibatsızlık kişiyi kabız yapıyor, ishal yapıyor veyahut da gaz çıkışı olmuyor. Bağırsakların da mantar olan kişinin bağırsak florası bozulduğu için bağırsak çiçekleri dediğimiz faydalı bakteriler azalıp zararlı bakteri ve mantarlar çoğaltıcı için bağırsak yanında kavrulduğu için kişinin karnı yemekten sonra davul gibi şişer. Alttan gaz çıkaramaz, üstten de gengrenmez çıkaramaz. Alttan ve üstten çıkaramadığı gaz ne yapar? Davul gibi şişer karnı. O gaz çıkana kadar perişan olur. O kişinin sürekli yürümesi, koşturması gerekir ki
rahatlayabilirsin. Çok kötü olur. Bağırsağın peristalik hareketleri bozuluyor spastik kolonda. İşte bununla ilgili yine nane devrede. Nane ile ilgili bir dizine klinik araştırması yine yapılmıştır ilim adamları tarafından. Biraz önce söylemiştim. Nane, dünyada en kaliteli nane, Türkiye'de yetişen nane. %3,5, %3, %4 arası değişiyor. Yöre göre Maraş, İzmir vesaire. Türkiye'de yetişen nane, Avrupa'da yetişen naneden 5 kat daha yüksek oranda eterik yağ içeriyor. Yapılan klinik araştırmalarda Profesör Doktor Wildgrube yapmış olduğu çalışmalarda irritable bağırsak sendromuna karşı nanenin kabızlık, şişkinlik, bağırsak gürültüsü, karın ağrısı, ishal ve kabızlıkları önlediğini tespit etmiştir. Bir, iki. Profesör Doktor Zygmunt, Profesör Doktor McGally yemek borusu rahatsızları ve sindirim rahatsızlarını tedavi etmişlerdir. Klinik araştırmalar yapılmıştır. Biz bununla ilgili çok güzel, mükemmel bir çalışma yaptık. Kara haliyle Forte diye bir ürün geliştirdik. Bu bağırsaktaki rahatsızları yavaş yavaş ortadan kaldır. Aloe vera ile birlikte kullanmak gerekir. Evet, laranjit hastalığından biraz da bahsedelim. Laranjit yalnız, hani faranjit ile karıştırılmasın. Laranjit, evet. Faranjit. Biri laranjit, diğerisi faranjit. Laranjit, faranjit boğaz iltihaplanması. Hı hı. Faranjit biraz daha laranjit biraz daha aşağıda, gırtlak iltihaplanması. Gırtlak iltihaplanmasına laranjit, boğaz iltihaplanmasına faranjit denir. Faranjit de laranjit farklı şeyler. Nefes borusunun hemen akciğerden çıkan nefes borusunun kapağına, gırtlağın üzerinde kapak var. Kapakçığın veya kapağın etrafındaki dokunun iltihaplanması nedeniyle faranjite, laranjit faranjit birbirine karıştırıyoruz. Laranjite yakalanan kişi genellikle buna bakteri, virüs veyahut da bazen nadiren de mantarlar enfeksiyona sebep olabilir. Bilinen 30 çeşit mikroorganizma laranjite sebep olabiliyor. Laranjite yakalandığı kişi böyle hırıltılı bir ses çıkartır. Böyle ses şey yapamaz, nefes veremez. Boğmacanın tersidir. Boğmacada nefes alamaz. Laranjitte nefes veremez. Çünkü iltihaplı olduğu için akciğerlerde biriken balgamı koyudur, ağırdır, atamaz. Atamadığı için balgamı gerilir. Genellikle bu küçük bebeklerde ve çocuklarda gözükür. Benim küçük oğlumda yakalanmıştır laranjit. Pseudo kurup da denir. Pseudo kurup. Yani yalancı kurup da denir. Hastaneye götürdüm. Çocuk kliniğine Frankfurt'ta. Oo çok kötü, çok kötü, çok kötü. Hemen inhalasyon yapalım dediler. Çocuk zaten böyle doktorun beyaz gömleğini görünce kaçmaya başladı. Bana yapıştı. 4 yaşında o zaman. İstemiyor doktoru. Zaten hastanede yatmıştı. Bir ilaçtan korkmuş doktor. İstemiyor. Çocuk daha kötü oluyor doktoru görünce. Hemşireyi görünce. Dedi ki ne olacak? Biraz önce inhalasyon yapalım. Dedim ki inhalasyonun ilaç içindeki ilaç neyse sen bana ver. Ben evde yapayım dedim. Çocuk istemiyor sizi. Görürse daha kötü oluyor. Ha yap tamam dedi. Bunun içinde de işte tuz var, su var. Tuzlu suyla mı inhalasyon olacak? Evet. Başka ne var? Başka bir şey yok. Neden yok? Dedi bu bakteri, virüs değil ki. Bakteri değil, virüs sebebi dedi. Onun için antibiyotik yok veremeyiz. Çünkü bakteri değil, virüs. Laranjitin sebebi virüs. Virüse karşı bir şey yok. Enhalasyon yapacak. Evde su da var, tuz da var, sıcak su da var, enhalasyon aleti de var dedim. Ben buraya niye geldim? Tamam dedi, gelmene gerek yok. Evde yapabiliyorsan yap. Ben dedim sabaha kadar yaparım, merak etme sen. Aldım çocuğu eve gittim, enhalasyon yaptım. Ama enhalasyon hafif rahatlatıyor. Bir gün sonra yine başlıyor, nefes alamıyor. Kucağıma alıyorum, gezdiriyorum. Sabahlara kadar evin içerisinde kollarım düşüyor. Bir ben gezdiriyorum çocuğu, bir annesi, bir ben, aman evladım. Nefes alamazsa boğuluyor. İstediğini yapmazsan geriliyor, strese girerse daha kötü oluyor. Panik oluyoruz, bir şey olacak korkumuzdan. Ölüyoruz. Ben böyle olmayacak dedim.
Sabaha kadar yatmadım. Araştırdım ve ne buldum? Bir şey buldum. Elhamdülillah bulduk. Evet. Afrika ötürü. Afrika ötürü. Pelargonium zidoides pelargonium reniforme. Afrika ötürü. Elhamdülillah. Afrika ötürü var mı? Larenjit, faranjit, sinüzit, orta kulak iltihaplanması, badecik iltihaplanması, paydos. Her türlü derde derman. Umkalo abo denir buna. Sulu, yani Afrika'daki Sulu kabilesinin dilinde Umkalo abo demektir. Umkalo abo Sulu dilinde. Umkalo abo nedir? Her derde deva demek. Umkalo abo her derde deva demek. Yani Afrikalılar buna diyor ki her derde deva. Bizde iksir derler. Yani iksir ne demek? Her derde deva. İşte iksir bu nedenle. Bunun adı da iksir. İksir ve ıtır forte. Kullandığı zaman kişi laranjit, faranjit, sinüzit, efendim geniz akıntısı, bademcik iltihaplanması, orta kulak iltihaplanması paydos. Biter gider. Biz de çocuğu hamdolsun bir iki hafta iksir ve ıtırla, ıtır mükemmel, ıtır eskiden vereme karşı kullanılıyordu. Hastalar, verem hastaları, İsviçreli doktor Şilaya yüzlerce verem hastasını ta 1920'lerde tedavi etmiştir. Yeni değil, çok eskiden bilinen bir şeydir yani. Evet, apse tedavisinden biraz da bahsedelim. Bitkisel çözüm yollarından konuşalım. Evet, apse Türkçe karşılığı çıban demek. Hı hı. Apsenin Türkçe karşılığı çıban. Efendim çıban neden olur, niçin olur? Mikroorganizmalar. Şimdi bağışıklık sistemi zayıflarsa kişinin, bir insanın vücudundaki bağışıklık sisteminin %85'i bağırsaklarda. Bağırsaklarda problem olunca karaciğerde problem olur. Karaciğerde problem olursa bakteri, virüs ve mantarlarla başa çıkamaz. Sağından solundan mikrop kapabilir, çıbanlar çıkar. Çıban apseyi sıktığınız zaman orada tahriş yaparsınız, tahribat olur. Daha da büyük problem çıkar. Bu çıban çıkan apse olan yere ozon yağı sürdüğü zaman çok kısa sürede iyileşmesini sağlar bir. Fakat bu kalıcı çözüm değil. İyileşti apseye karşı, çıbana karşı, çay ağacı yağı da aynı şekilde hemen etki yapar. Çıbana karşı süresiniz hemen iyileştirir. Fakat bağırsaklardan gelen toksik madde yok olmazsa, kanda dolaşan mikrop yok olmazsa ne olur? Bir hafta, iki hafta sonra tekrar problem çıkar. Kalıcı çözüm olmaz. Ozon yağı ve çay ağacı yağıyla tedavi mümkün. Fakat kalıcı olmaz. Akut durumlarda kullanıldığında hemen iyileştirir çay ağacı yağıyla ozon yağı. Fakat kalıcı çözüm nasıl olur? İksir ve aloe vera jeli kullandığında kişi bağırsakları ve karaciğeri, bütün vücudu temizlediği için, hem bağırsaklar hem karaciğer, bütün organları temizlediği için yani bir ay, bir buçuk ay sonra artık apse diye, çıban diye bir olay ortaya çıkmaz. Çıban şudur, bağışıklık sistemi mikroplarla mücadele ederken çok yoğun bir oranda burada lökosit, yani mikropları yok eden alyuvar yoğunlaşır. Oradaki sıvılarla birlikte bir irin oluşur. Yani bunun sebebi budur yani. Evet. Ölü alyuvarlar ve sıvı mikroplarla birlikte karmaşık bir hal alır. Tedavisi basit, kalıcı çözüm, geçici çözüm. Evet. Kişi ne istiyorsa ona göre çözümümüz vardır, problem değil. Evet. Kırım-Kongo hastalığından biraz da konuşalım. Ha, Kırım-Kongo şimdi kene zamanı, yavaş yavaş havalar ısınmaya başladı. İnsanlar pikniğe gitmeye başladı. 850 çeşit kene var. Kene, odun kenesi denen bir kene var. Çok küçük. Bu kene çok tehlikeli bir virüs taşır. Kene şöyle küçük bir şeydir. Birkaç milim, 3-4 milim. Kendi büyüklüğünün 200 katı büyüyebilir. Yani böyle hortum şeklinde deriye geçirdiği
kan emer. Emdiği kan önemli değil. Kan emerken hortumunun içindeki kendi bünyesindeki sıvının içindeki virüsü de Novartis denilen virüsü de kana karıştırır. Bu virüs kana karışırsa Allah korusun ne olur? O zaman tehlike. Menenjit yani beyin zarı iltihaplanması, ensefalit, beyin iltihaplanması vesaire birçok tehlikeli hastalık ortaya çıkar. Yani ölüme sebep olabilir. Hemen teşhis. Şimdi diyelim ki kene tuttu vatandaşın herhangi bir yerini. Yapıştı. Çekip çıkarırsanız kafası kopar. Daha kötü olur. O nedenle ne yapmak lazım? Cımbızla veya penseyle keneyi tutuyorsunuz, çekmiyor. Saat gibi şöyle çevirdiğiniz zaman sağa veya sola saat şeklinde çevirdiğiniz zaman yavaş yavaş kafasını kopmadan çıkar. Çekerseniz kafası kopar. Kafası koptu mu mikrop bulaşır. Mikrop bulaşmaması için bazıları zeytinyağı sürüyor, bazıları yağ sürüyor, bazıları tereyağı sürüyor, bazıları bir şey yapıyor. Öyle bir şey yok. Hepsi yanlış. Cımbızla veya pinsetle tutup çeviriyorsunuz saat yönünde böyle yavaşça. O kafası otomatik çıkar. Çekerseniz kafa içeride kalır. Kalırsa bitti. O zaman tehlikeli, çok riskli olun. O hemen çıkardıktan sonra keneyi alkol işlemi yapılır veya çay ağacı yağı varsa çay ağacı yağı hemen sürmekte fayda var. Çay ağacı yağı. Yoksa çay ağacı yoksa sinirli ot arı sokmasına, böcek sokmasına, her şeye karşı etkili de kene sokmasına karşı etkili mi bilemiyorum. O konuda bir şey diyemeyim. Çünkü böcek, arı sokmasına karşı sinirli ot etkili fakat kene sokmasına karşı bir şey diyemeyeceğim. O konuda bilgim yok. Çay ağacı yağı iyi gelebilir. Antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Fakat bu tür rahatsızlığa yakalanan kişi keneyi çıkardıktan sonra acil hastaneye, en yakın hastaneye veya sağlık ocağına gitmeli. Tedavi olmalı. Geç kalınırsa ihmal yoktur. Virüs taşıyorsa kene, her kene virüs taşıyor demek değildir. Taşıyorsa çok çok tehlikelidir. Allah korusun. Ölümlere sebep olabilir veyahut da felç eder. Yani iyi kişi ölmese bile sakat kalır. Evet, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Evet değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Dediğimiz gibi pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.